Ben senin sülaleni tanıyorum oğlum. Fakirsiniz. Hava buz gibi la. Yaz gelse de bir Antalya havası yapsak nasıl güzel olur. Biz de köye gideceğiz. İşte köylü. Ben burada Antalya diyorum. Adam köy diyor bana ya. Köylü çocuk işte, ne yapacak? Köyün neresi kötü oğlum? Horozlar öter, inekler mö diye bağırır. Fakir misin oğlum sen? Ne köyü? Git Antalya'ya, 5 yıldızlı otele. Amerikan kızları, Rus kızları, oh keyfine bakarsın. Gidip orada köyün pis kokusunu mu çekeceksin? Akıl yok oğlum sende. Hayat size güzel oğlum, yiyip içip eğlenin. Tabi oğlum, dünyaya bir daha mı geleceğiz? Bir kere gelmişiz, hayatın tadını çıkarak. Keşke ben de sizin gibi hayatı yaşayabilsem. Keşkeler hep söylemekte kalır Merdan, icraat yok ama. Aynen. Tabi Merdan, hayat bu kadar acıdır. Ama Ahmet bize bir tatlı ısmarlarsa hayat tatlanır, değil mi Ahmet Bey? İsmarlarım kardeşim, sen yeter ki iste. Tabi isteyeceğim oğlum. Geçen hafta ben ısmarladım, bir şey demedik. Tamam oğlum, bir şey demedik, ısmarlarız abi, tatlıdır. Adamsın lan sen. Vallahi çok iyi olur. İki haftanın belli yemiyordum. Sağ olsun Ahmet. Önemli değil kardeş. Bak şuraya bir tane künefeci açılmış. Akşam saat 8'de gelin, orada ısmarlayayım. Tamam mı? Olur. Ama büyük boy olsun ha. Tamam lan sıkıntı. Deniz'in midesini anca doyuruyor. Aynen. Merdan künefeyi duydu ya. 5 duyu organı harekete geçti, hele bak. Kulaklara sinyal veriyor. Burak ne demek istiyorsun ya? Fakirliğin gözü kör olsun demek istedim Merdan. Anlayana. Tamam kardeş, ben yemiyorum ya. Siz yiyin. Vallahi Merdan, 2-3 sene oldu sen bize bir şey ısmarlamadın. Künefeyi de sen ısmarla ya. Param yok ki, param olsa alırım. Hatırlıyorum, bir sene önce mi ne 2 sene önce paran olduğunda bir kola almıştın. O zaman param vardı benim. Şimdi yok mu? Yok. He doğru, sen baban fakirdi değil mi? Burak böyle laf vuracaksan ben bir daha gelmem, bir şeyinizi de yemem. Tabi oğlum, ısmarla dedik ya, hemen kaçacak yeri arıyorsun. Burak da öyle söylüyor, hiç cebinde para yok mu senin? Yok oğlum, babam para vermiyor. Zorlamayın la. Oğlum erkek adam cebinde 300-400 lira para olur. Tabi oğlum, nerede beleş oluyor yerleş derler. Oğlum boş boş konuşup canımı sıkmayın la benim. Kime ayrımcılık yapıyorsunuz la siz? Oğlum bak karşısındaki Merdan ha, 15 yıllık arkadaşımız bizim. Başlarım sizin künefenize de la. Boşver Ahmet, Burak'ı tanıyorum ben. Arada bir böyle laf sokar. Ama ben sesimi çıkarmıyorum. Biz de çıkarmıyoruz. 15 senedir üstümüzden geçiniyor. O mont, Deniz'in eski montu değil mi? Sen üstünde bir şey yok diye Deniz sana vermedi mi? O ayakkabıyı ben vermedim mi sana? Ben senin sülaleni tanıyorum oğlum, fakirsiniz. Sen böyle zengin yerlere geldiysen hepsi benim sayemde oğlum. Bir de karşımıza geçmişsin, ağır abi lafları etmeye çalışıyorum. Sen daha dünkü çocuksun oğlum. Oğlum siz bana bu ayrımcılığı yaptınız ya, vallahi helal olsun. Ama bir daha ne sizin yanınıza geleceğim, ne bir şeyinizi giyeceğim, ne de bir şeyinizi yiyeceğim. Al kardeş montunu. Hadi eyvallah. Delinin zoruna bak hele. Sanki biz çağırıyoruz. Yemeğin kokusunu alınca gelen sensin. Daha bir de bize şekil yapın. Teneke. Oğlum ikinizi toplasan bir adam etmezsiniz lan. Oğlum hepinizden zengin benim lan. Ben hiç ayrımcılık yapıyor mu lan size? Niye Merdan öyle diyorsunuz? Merdan bizi sevdiği için yanımıza geliyor. Sen öyle san. Bizi mi seviyor, paramızı mı seviyor? Bizi seviyor lan. Öyledir. Onun için para konusu açtık diye gitti değil mi? Bizi sevseydi gitmezdi. Bak sizle uğraşacağım, hadi görüşürüz. Burak çok üstüne gittin. Ne alakası var oğlum? Bir künefe al dedik. Baktım onu kattı, onu kattı. Çorba etti ortalığı, çıktı gitti. Fakirdir işte, gurursuz. Üstüne gitsem ne olacak? Merdan. Şişt, Merdan. Bekle oğlum, nereye gidiyorsun? Ne oldu Ahmet, çabuk söyle. Oğlum sen onlara mı sinirlendin? Oğlum onlar hep cahiller la. Hep zengin bebesler onlar. Babasının paralarına güveniyorlar onlar. Bana fakir dediler Ahmet. Bana ayrımcılık yaptılar. Sen gene de canını sıkma. Ben senin iyi kalpte olduğunu biliyorum. Ne olmuş yani paramız yoksa? Ben sizi sevdiğim için yanınıza geliyorum. Oğlum onlar babasının paralarına güvenmese var, hiçbir şey yaramazlar onlar. Aynen öyle. Laybo. Allah Allah. Biraz bekleyeyim hadi.
Fakirliğin gözü kör olsun demek istedim Erdan. Babam abdest almaya gitti. Babam gelsin dükkana, hemen geliyorum ben de. Tamam, görüşürüz. Oğlum yeni bir kafe açılmış. Akşam 8'de oraya gidelim mi? Tamam gidelim, en azından kafamıza dağıtırız. Kızlar falan atom içeriz bir iki tane de kafamız yerine gelsin. Anlaştık o zaman, saat 8'de buluşuruz. Aynen. Aha bizim zengin mahallenin fakir ve gururlu çocuğu geliyor. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sen gelir miydin bizim yanımıza ya? Oğlum sen fakir diyorsun da cebinizdeki parayı çıkartın hele. Ahmet, sana demiyorum. He? Sana ne oğlum bizim cebimizdeki paradan? Sen cebinde para var mı ki? Etiniz ne, budunuz da la sizin. Çıkarın la cebinizdeki parayı. Oğlum biz cebimizdeki parayı çıkarmaya gerek yok. Sen cebinde ne kadar olduğunu biliyoruz biz. Ya 5 kuruş ya 25 kuruş. Öyle mi? He. Görüyor musunuz bu parayı? Çalmıştır ya. Banka soymuştur %100. Hayır. Bugün benim doğum günüm. Dedem bunu bana verdi. Söz vermişti. Oo Merdan abi. Yeni bir kafe açılmıştı. Oraya gidelim mi? Gideriz. Aynen, bizi akşam götür de biraz takılak ya. Canın sağ olsun, seni götürürüm. Merdan bir dakika, benimle bir gelsene. Peki. Tamam. Bir dakika. Nereden bulmuş da bu parayı? Oo. Yaklaşık 3000 vardır. Merdan bu paralar nereden çıktı? Dedem ver dedim ya. Oğlum bak, bir yerden çalmadın değil mi? Yok ya, ayıp edin ha bak Ahmet. Oğlum ben sizin sülalenizi biliyorum lan, hepiniz fakirsiniz lan. Bunu doğruyu söyle lan. La dedemin emekli parası la, bana verdi, söz vermişti. Neyse hadi bakalım. Bu akşam paralar ezek mi? Ezeriz tabii. Neyse, biraz önce bizim dükkana bir hırsız girdi. Paralar çaldı, gördünüz mü ya? Ne göreceğiz oğlum, ben sizin fakir dükkanın önünden geçer miyim? Ne bileyim. Yok, görmedi ki bu. Ben de görmedim. O zaman kim çaldı bu parayı ya? Ne kadar çalındı bu? 1-2-3 bin arası vardı. 2-3 bin. Nasıl çaldırttınız la parayı? Baban dükkanda değil mi? Sen dükkanda değil misin? O sıra babam bir kara abdest almaya çıkmıştı. Ben de kapının önünde arkadaşımla konuşuyordum. Nasıl oldu biz de anlamadım. İbo çalan keyif etti ha. O parayı çalan hırsızı ben bir yakalayayım. Hazırla bunu bir yer değiştireceğim onu. Vallahi İbo ben senin yanında olsaydım şimdi öldürmüştüm. Zaten bir yakalayayım onu. Hadi. İbo 3-4 bin dedin değil mi sen? Evet. Aha hırsız bu. Oğlum hırsız Merdan işte. Doğru söyle ha, bırak bu işin şakası olmaz. Oğlum ben bu fakiri 15 seneden beri tanıyorum. Cebinde 5 lira para yoktu. Daha demin de 2-3 bin lirayla geldi, dedem verdi falan dedi. Oğlum çıkarsana parayı lan. Lan çıkar. Aha bu sizin neyin oğlum? Evet ben buraya Atatürk günü imzasını atmıştım adına. İşte fakir. Gel lan sen şöyle. Vur vur bu ağzını yüzünü vur. Oğlum ben anlamıştım zaten bunun çaldığını. Oğlum Merdan'dan böyle bir hareket beklemezdim. Oğlum sülalesi fakir bunun. Dedesi buna hiç para vermiyor lan. Kendisi bulsa bayram eder. Gel de sen şöyle gel. Oğlum sen de bir daha bizim dükkanın önünden geçtiğini görsem ayaklarını kırdım lan. Duydun mu lan beni? Bir daha bizim dükkanın önünden geçmeye kalkarsan senin elini ayağını kırırım oğlum. Anladın mı? Hele şu fakire bak. Ne oldu lan? Pis fakir. Anca milletin parasını çalırsın. Hadi gidelim ya. Biz akşam kafeye gidelim. Aynen. Özür dilerim. Ahmet bak, geçen Merdan'ı bize savundu. Ne oldu? Adam gitti, İbogül'ün parasını çaldı. Merdan o parayı sizin için çaldı. Sırf bana fakir demeyin diye. Yoksa ben Merdan'dan böyle bir şey beklemezdim. Bak geldin yine savunuyorsun onu bize ya. Oğlum biz size bakalım, bir Merdan'a bakalım. Sizce hiç Merdan böyle bir şey yaptığını gördünüz mü? Hadi görüşürüz. Ahmet doğru söylüyor lan. Olabilir. Çocuğun üstüne çok gittik.
Belki o da gururuna yediremedi, gitti çaldı. Hata bizde de var biraz. Neyse, hadi gidelim.